Sevgili izleyicilerimiz, geldik haftanın kazananı yani büyük ödülün sahibini açıklamaya. Bugün haftanın son günü, son günü yarışmacımız Alper'in evindeydik. Hemen Alper'in sözüyle yorumlara girmek istiyorum. Karşımda eleştiri bile yapmayı bilmeyen ya da bunu anlatamayan yarışmacı topluluğu vardı. Semra ve Nergis'in yemek bilgisi bile yok demiş Alper. Ne diyorsunuz? Semra, hemen sözü sana veriyorum. Öyle mi düşünüyorsunuz Alper Bey? Ben öyle düşündüm, o şekilde yorumladım. Bence yanlış yorumunuz. Ben çünkü yemeklerimle, lezzetleriyle çok çok kendime güvenen bir insandım. Ama maalesef ki bazı sorunlarla karşı karşıya gelince olmadı. Sen ne diyorsun Nergis? Cevap hakkım var. Yemek bilgisi yok diyor Alper. Benim zaten öyle bir iddiam olmadı Alper Bey. Sizin gibi atıp tutmadım. Sizin gibi çıkıp da insanlara demedim ki ben şefim, ben çok iyi yemek yaparım, ben mükemmel yemek yaparım, efsane masa hazırlarım, şöyledir böyledir gibi bir şey söyledim mi? Söylemediniz. Bunu neye dayanarak söylüyorsunuz o zaman? Nergis Hanım'ın yemek bilgisi yok. Ben böyle bir iddiada bulunmadım. Seda Hanım, cevap verebilir miyim? Tabii ki. Şöyle, bu bir yemek yarışması değil mi? Evet. Yemek yarışması. Benim ön plana çıkmaya çalıştığımı söylediniz bu zamana kadar. Evet, şov yaptınız. Şov yaptığımı söylediniz. Siz de demagoji yaptınız. Ne bileyim, duygusal davrandınız. Demagojinin ne olduğunu açıklar mısınız? Hiç önemli değil. Açıklar mısınız? Açıklamak istemiyorum. Demagoji dediniz, açıklar mısınız? Sadece insanları duygusallıkla kandırmaya çalıştınız. Ve en önemlisi de şu sizin muhteşem kahkahanız, ilgi çekmeye çalıştınız bence. Benim öyle bir çabam yok. İlgi çekmeye çalışsaydım şu anda bir ajansa kayıtlı olurdum. Bilmiyorum, belki kayıt ettirmişsinizdir kendinizi. Öyle bir ihtiyacım olmadı. Daha önce farklı farklı birçok yarışmada görmüş olurdunuz. Hı hı. Nitekim dediğim gibi yemek yarışmasını tercih etmezdim o zaman. Farklı yarışmaları tercih ederdim. Sizin gibi şov yapmadım, yanımda böyle gözlük getirip ben şuradanım, ben buradanım, ben uzaydanım, evet, evet, ben dünyadan evet, değilim evet, evet, demezdim. Evet, evet. Demagojiyi açıklar mısınız? O senin için böyle düşünüyor Nergis. Şimdi diyor ki, Nergis birinci olursa üzülürüm, gereksiz eleştirileri ve kendi çıkarları için kahkahalarla ön plana çıkmaya çalıştı. Seda Hanım, ben güler yüzlü bir insanım. Etrafımda da zaten öyle bilinirim. Arkadaşlarım morali bozulduğu zaman bile ya Nergis gel iki bizim keyfimizi yerine getir diyen insanlar. Tabii ki çevremi tanımadığınız için bilmiyorsunuz. Ben bununla gurur duyuyorum. Karşımdaki insanın morali bozuk da olsa ben onu neşelendirebiliyorum. Böyle bir insan olmaktan da mutluyum, kusura bakmayın. Bu sizi rahatsız ettiyse... İlk gün yarışmak avantaj mı, dezavantaj mı? Kesinlikle dezavantaj. Ya bir yandan neden? Avantaj Seda Hanım. Çünkü ilk gün yarıştım, kafam rahattı. Gerçekten rahattı. Dezavantaj olma kısmı, arkadaşlarımı tanımıyorum. Nelerden hoşlandıklarını bilmiyorum. Neye yorum yapabileceklerini bilmiyorum. Mesela ilk gün gelip benle işte şu olmamış, bu olmamış dediler. İkinci günkü kişi hemen bir aksiyon alabilirdi. Aa, o iyi olmadı dediler dün. Hemen şunu değiştirelim, bunu değiştirelim, bunu revize edelim diyebilirlerdi. Hani de kim bunu akıl edip de yapmamışlar. İkinci, çünkü, üçüncü, dördüncü çünkü kişi. Çünkü bir gün şöyle düşünüyor. Nergis birinci olursa üzülürüm ilk gün diye herkes ona fazla puan verdi. Keşke ona daha az puan verseydim. İlk gün yarışmak avantaj mı sence? Bence çok büyük avantaj. Çünkü kimse kimseyi tanımıyor. Tanımadığından dolayı da ilk gün hani mütevazi olalım, kendimizi sevdirelim. Böyle bir psikoloji olduğundan dolayı herkes yüksek not demek veriyor. Demek ki siz öyle düşündünüz Birgül Hanım. Herkes beni sevsin diye mi düşündünüz? O yüzden mi yüksek puan verdiniz ki ben sizin puanlarınızı bilmiyorum. Siz kimse de kimlerin ne puanını verdiğini ki bilmiyorsunuz. O zaman niye böyle bir yorum yaptınız? Çok merak ediyorum. İlk gün olmanın avantajından dolayı. Keşke siz olsaydınız, sizin ben çok isterdim ilk gün olmayı. Çok üzüldüm sizin adınıza. Ama benim için bir şey fark etmedi. İkinci günde olsam en azından hiçbir şekilde hiç kimsenin masası benim masama eşdeğer bir masa olmadı. Ama insanların kafasına dank etti ki demek ki düşük puan verdiler. Buna çok sevindim.